güzel bir maçlar değil mi? İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Ne diyor kardeşler? Ebedi rekabet, ebedi dostluk. Ezel ve ebed muhtemelen hepimiz biliyoruz ki Yüce Mevlamız'ın şartlarımız. Ama buna o kadar alışmışız ki bizim için Fenerbahçe ebedi rekabet, ebedi dostluk. Çocuklar diye herkes aynı şeyi söylüyor. Ezel ve ebed Yüce Mevlamız'a ait olan sıfatlardır. Hiçbir olguya, hiçbir güce verilemez. Küllü men aleyhe fâl, yaratılmış olan her şeyde fâlidir. Bakın görüyor musunuz ilimlerini? Müslümanlar nasıl cep ve tesir altına alıyorlar? Çok basit gösteriyorlar size. Daha da değişik bir örnek vereyim. Yine aynı şekilde diyor ki, falan takımın mabedi diyor, Ağustos ayında hazır olacak. Anladın mı cümlesini? Mabedden maçlar diyor, sudasını kastediyor. İşte aşırılık, aşırı buca gibi Müslümanların önce kelimeler basitleştiriliyor. Sıradan bunlar normal şeyler. Ondan sonra insanlar buna katılıyor ve imanını soğan koyar gibi portakal koyar gibi alıp getiriyor üzerine. Ama hala bakım değil. Yine bir örnek vereyim. Bir televizyon programında bir takımın sudaki maçıdır. Neyse futboldan gelmişken. Bir aile var. Muhtemelen güzel bir aile görünüyor. İki tane çocukta maç bitmişler. Sudak yeni açılmış. Muhabbet soruyor. Sudak nasıl buldunuz? Hani sonucunu anlatmak için söylüyorum bunu. Diyor ki adam, sevinerek de güzel vakitliğini düşünerek. Mahvedimiz diyor, yeni açıldı. Geldik, ibadetimizi yaptık gidiyoruz. Çocuk çocuk eylemeye, maç izlemeye gelmişler. Kendisi yaptıktan niyeti o değil belki. Peşinden sonra desek ki İslam'ın şartı, imanın şartı kaç. Bunu da sayar ve Müslümandır da. Ama o kadar alışmış ki bu lafları duya duya aşırılıklara, onun için normal ve basit bir kelime gelir. Ne demek ya futbolcu takımına mabet demek? Ne demek orada yapılan işi ibadet demek? Ama bu adam için normal. İşte tahakkuk en uç noktaları. Bu söylediğimi unutmayın. İlerleyen zamanlarda çok göreceksiniz. Sudaklı maçın işlerine gazeteler manşet manşet. Yeni mabedi hazır. Falan bakın yeni mabedinden işte çıkartmadı. Gelmeden bırakmadı. Mabed, mabed, mabed. En sonunda bu insanlara indirmene bile zaf edilecek. Sıradan bir söz haline gelecek. Rabbim her daim bizleri aşırılıklardan muhafaza eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Resulü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet seniyetine göstermiş olduğu en doğru yolu, sırat-ı sakini bizlere güzel anlayabilmeyi ve bu yolda yaşayabilmeyi dinlerimize basit ve geçireyim.